Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Japon Savunma Bakanlığı, artan harcamalar nedeniyle Nisan ayında Japon F-15 modernizasyon programının tamamen yeniden düzenlenme kararı aldı. Kyodo Haber Ajansı'nda yer alan bilgilere göre, Tokyo yönetimi, F-15 savaş uçaklarını Amerikan füzeleriyle yeniden donatmamayı düşünüyor. Haberde, 900 km'den fazla menzile sahip WASP ve LRASM seyir füzelerinin, Japonya'nın beklediğinden çok daha fazla finansman gerektireceği öne sürülürken, nihai kararın henüz verilmemiş olduğu belirtiliyor. Söz konusu haberler, Japon hükümetinin geçen yılki F-15 savaş uçakları modernizasyonu planlarından vazgeçerek, başlangıç maliyetinin umduklarından 5 kat daha yüksek olacağı için, 2021 bütçesinden çıkarılmasının ardından geldi. Uçakların elektrik bileşenlerinin tedarik çalışmalarında kesintiler yaşanması, kabineyi buna zorlamıştı. Tokyo yönetimi ayrıca, sistem başına 740 milyon doları aşan, Amerika Birleşik Devletleri yapımı 2 Aegis Ashore sisteminin envantere eklenmesini de, artan maliyetler nedeniyle askıya almak zorunda kaldı. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.